Ben bu dağların yalancısıyım. Dağların. Derler ki bu dağların eteklerinde nice savaşlar olmuş. İnsanlar gaddarcasına birbirlerini öldürmüşler. Kan dökmüşler. O kadar çok kan dökmüşler ki dağların uykusu kaçmış. Sonunda sevdalısı bulutlar dağları terk edip gitmiş. Dağ kahrolmuş, ağlamaya başlamış. Bir gün derler ki bu dağların tepesinde bir beyaz kuş uçar olmuş ve en yüksek dağ yakalamış kuşu sormuş, ne ararsın burada kuş? Kuş demiş ki bir yuva tutmaya geldim, bir yuva yapmaya geldim. Dağ demiş ki git o zaman ovalara, ovalarda yerim çok, orada kur yuvanı. Kuş demiş ki yok, ovalar senin ateşinle kaynıyor, oralarda kuramam demiş. O zaman ummanlara git demiş dağ, ummanlara. Ummanlar da senin ateşinle kaynamakta demiş kuş. O zaman yerin altına gir demiş. Ben yerin altında senin gürültünle nasıl yaşarım demiş kuş. Dağ demiş ki nereye yuva yapmak istersin kuş? Kuş demiş ki senin tepene yapmak isterim yuvayı. Dağ demiş ki ama benim içimde ateşler kaynıyor. Üzüntümden duramıyorum. Sevdalım beni terk etti gitti. Sevdalın kim demiş kuş? Sevdalım mı? Sevdalım bulutlardı, beni terk etti gitti. Kuş demiş ki ya ben senin sevdalını bulup getirirsem? Gitmiş bir beyaz gelinlik dikmiş kuş. Hazırlamış gelinliği, getirip dağın üzerine atmış. Ve derler ki gene ben dağların yalancısıyım. O günden bu yana işte o gelinlikle bembeyaz olmuş bu dağlar. Zaten ne der aşık? 8 ay kışımız, 3 ay ayazımız, 1 ay yazımız. Ben de dağların ve aşıkların yalancısıyım. Yine derler ki işte şurası Ardahan, burası Kars, şurası Çıldır. Bu ovalarda nice medeniyetler yeşermiştir. Nice köprüler kurulmuş, nice köprüler atılmıştır. Nice yapılar yapılmıştır, nice yapılar yok edilmiştir. Ve hepsi bu karların altındadır. İşte çobanlar bazen bulup çıkarırlar. Bir bakarsın karların altından bir beyaz çiçek olarak çıkar. Ya da bir aşığın telinde bir türkü olarak gelir, bize ulaşır. Ben dağların yalancısıyım. Dağların yalancısıyım ben. Thank you.
Saza para veren yok, aşıklıkta para kazanmıyor. Mazot bağlı motoru da sattım. Hiç üzülme bak, şimdi Amerika gelecek. Onlar saza çok düşkündür ha. Çok düşkün. Bu yaştan sonra ben artez mi olurum, artez mi olurum? Sen bu yaştan sonra Amerikanca öğreneceksin. Selamun aleyküm Taşo ağa. Kolay gelsin. Aleykümselam. Gene ne edersen ola oğul, vazgeç bu işten, bu inattan ya. Ya bu karda, kışta, kıyamette bu heybe, halı, kilim. Ya Avrupa Birliği'ne girerken böyle güzel minibüs. İçinde radyo, haberler, ajans. Sen kendi derdine bak. Kara batmıştı, burada kalırsan ben nereden olsa vurar giderim. Benim kızıya ne var? Ardahan'a gider gelirim, sen gene burada kalarsın. Ay kürküne girmişsin. Yolda gören bir kere senden korkar. Allah'a bak, bu inadı bırak. Gel seni de bindireyim arabaya. Buyurun. Kol kapanacak, hadi. Açık geç. Hele kapitalist, hele kapitaliste bak. Senin tekerin patlasın da o zaman gör bakalım. Ooo, sizi şimdi tipiden boğacak. Hele biz gölden gidirek. Gölden, ben de gölden geleceğim. Sen gölden gelemen yahu. Kara Bey, biz de yine sağızık, gez kaldık. Ya bu kırmızı araba, lüks Ardahan, dört teker, bu büyük bir şirket. Seçer mi olacaktı, gez kaldık. İşimiz gücümüz var da biz işe yetişeceğiz. Düğün var, 5-10 kuruş alacaktık, gez kaldık o. Kızak gibisi var mıdır Taşo? Ula deli Taşo, bu milleti kıracaksın, ula kıracaksın sen. Sen Allah'a bak. Ula Allah'a bak, bu taş eteğinden tök. Gel, inat etme. Kal. Ben Kızeyne nereden olsa gider gelirim. Sen minibüsüne buradan gelemezsin. Ula ben de gölün üzerinden gideceğim. Eğer bu senden daha önce gitmese Ardahan'a ben bunu yakacağım ula. Dur. Kapitalist Vasile bak sen. Ula sen onu mu yakacaksın? Sen mi yakacaksın onu? Ben yakacağım. Hadi palavracı Vasile. Sen ihtiyar adam, orada ne olacak? Ben işte lan. Bir de boğulacaksın. Sen aldırma daha şu, hadi. Atları koşun, hadi biz yolumuz alak. Bunlar burada kalırlar bize. Hadi. Nasıl olsa sizi geçeceğiz. Hay canını yiyeyim bak şimdi. Hay motora bak. Dağlara bak, dağlara. Hey ne güzel de sürersin be Taşo, ama inat etme fazla da zorlama. Yolumuz neydi ya? Önümüz bir yoldan gidemezdi. Ben devamlı götürer getirerim bu yolcuyam ben devamlı. Gide zan kişiye minibüse bulaşacaksın. Hay Taşo, biraz ağır git de. Sen bu Kore'ye ne için gitmiştin? 30 gün 30 gece gemiyle yol gittik. Ama bu Amerika var ya, bu Amerika sen bakma, bu korkak insandır. Bunun yanında Türkler olarsa bir iş yapıyor. Yok, Türkler olmadı mı bir iş yapamaz. Bak şimdi Irak'a geliyor. Türkler istiyor, gel Türkler. Bizim ordumuzu bir sefer çember işine aldılar. O çember içinden biz öyle yardık çıktık ki bunlar hep geri kaçtı, Amerikalılar geri kaçtı. Türk milleti kaldı orada, Türk Mehmetçileri kaldı orada. O Kore de bizim işte Mehmetçilerin yüzünden biraz şey oldu. Yoksa o zamanlar Kore'yi almış. Şimdi zamana ile kötü ki, ile kötü ki senin benim Kore'nin devri değil ki. Biz burada toplanır, bildiğimizi bilmediğimizi konuşuyoruz. Akıl yeteceği iş değil ki. Yani biz bunu yorum mu yapıyoruz?
Televizyondan mı örgenir konuşursan, kafandan eski deliye mi fürürsen, nasıl olur anlamıyorum. Allah saklasın. Allah ortalığa bir su sefsin, söndürsün. Orada siz kiminle savaştınız? O kim idi? Neye gittiniz? Ne oldu? Allah'ım onu bileyim. Bize vur dediler, vurduk. Yat dediler, yattık. Kalk dediler, kalktık. Biz ne bileyim, gittik işte. Ya yazık oldu, ne oldu ya? O indi vurup kestirme yel atı kimi gölden gidecek. Sen ne yapacaksın? Ulan ben de vuracağım göle. Minibüs geliyor. Atla yürü yürü. Yiyecek ki dur. Ben de size o tanı taşonun zankasını keşme için ben de gölden vuracağım. Hayır. Sen niye gidersin ha? Vallahi ay kozalana. Devreden Allah. Şey... Benim de bir mahkeme işim var. Mahkemeye gidiyorum. Bu sazı ne diye getiriyorsun yanında? Bu da işte saz. O şehirde lazım oluyor. Kayfede çalarda 3-5 kuruş alarız. Yol mesrefimiz çıkar işte. O da eğer taşo bizi selamet götürerse çıkar. Var var abi, testlere gidin, getireceğiz canlı balık. Kilo 3 milyon liradır ama orada yersiniz, taze taze getiriyoruz. Var olasın, var olasın. Kader'in minibüsü geçti mi burada? Yok, gelmedi. Ya ben size söylemedim, o buradan gidemez bu gölün üzerinde. Apsülü öldüm, bir perişan oldu. Hadi yürü. Hadi yürü. Kuzu! Hepsine Allah rahmet eylesin de, hele şu en baştaki var ya, en baştaki koçonun mezarıdır o. Ha. Taşo, sana benzeridi ha koço. Koço yiğit adam idi, hoş adam idi, has adam idi. Ama her yiğidin bir yumuşak karnı vardır değil mi? Koço da inadına kurban gitti işte. Hey. Şimdi Ardahan beylerinden Cizo Bey'in malı devleti yerineydi. Ama iki avradından da bir oğlan çocuğu peyda edememenin kahrıyla yanıp tutuşurdu. Cizo ağa 55'ine ayak bastığında Allah'ın hakkı üçtür deyip bir üçüncü arvat daha aldı kendine. Yalvardı, yakardı, güldü, ağladı, dualar etti, adaklar adadı. En sonunda kış geldiği zaman koçoğlunu aldı koluna. Dedi ki, 7 gün 7 gece şenlik ola. Ya Ardahan'ın, Kars'ın, Posof'un, Damal'ın en önemli adamlarını çağırdı. En büyük aşıklarını getirdi. Dedi ki, 7 gün 7 gece şenliktir. Hepiniz en güzel marifetlerinizi gösterin bakalım dedi. Ey. Hay Allah rahmet eylesin. Toy olar da Latif Bey orada eksik olar mı? Ha. Latif ağa en bu vesileyle en gösterişli elbiselerini giyindi. Gümüş köstekli saatini takındı. Altın kabzalı tabancasını da taktı beline. Bindi bizim gibi kıza. Tuttu Ardahan'ın yolunu. Hey.
Daim ömrünüz geçsin bu sapayla, sufranız dolsun hunça payla. Konak ağırlanır yemek çayla. İçmeyen ne bilir çay lezzetini. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi afiyet olsun. Ya bak, gelmiş. Ağaya bir ala çay. Nurlu'nun sahibi lan, hayırlı mübarek olsun. Hayırlı mübarek olsun. Allah hayırlı etsin. Amin, 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 amin. Gazi yedi, afiyet olsun. Pilavı da yedik. Şimdi ladası kimden tutacağız? Tabi ladessiz olmaz ağa. Ağanın bir tarafı belli, Latif ağa. Bunun karşısında da bir başka ağa olmalı. Bence Koçu ağa uygundur. Cemaat de herhalde he der buna. Tabi tabi tabi. Ahali doğru söyler. Latif ağa, Koçu ağa denktir. Evet doğrudur. Doğrudur. Yakışırlar ikisi birbirine. Başka şehirler bile duyar. Abi, genç adam onun aklı çok, bizim aklımız ne kaldı? Bu kadar çekinme. Bu cemaatin hatırını kırmayın, bir ladis tutun. Bu Latif Şah'ın Koçu ağa. Sen terekem ağasın, bu da kürd ağasın. Hadi bakalım, madem ki cemaat. Bakalım sonu nasıl? Yapalım. Sonu hayır olan. Evet ağalar, ladesleşmek iyi de fakat nesine ladesleşeceğiz? Arada ne olacak, ne alıp vereceksiniz? Onu da bilmek isteriz. Letbağında silahı meşhurdur ya. Osman'ın atı meşhurdur, letbağında silahı meşhurdur. Ama asla silah bizde kutsaldır. Bunlarla ladese girilmez. Cemaat uygun bulur mu acaba? Silahına. Tamam, siz nasıl diyerse öyle olsun. Ya tövbe estağfurullah ya. Ağaların silahının ünü yayılacak. Köylerden köylere dolaşacak. Büyük şehirlere bile gidecek. İstanbul bile duyacak. Ama benim silahım. Latu ağa hele bir de ağanın silahını gördük. Hele bir de şu Latif ağanın silahını bir görelim bakalım. Doğru Latif ağa. İyi ne yapalım. Doğru Latif ağa doğru. İşte. Ağası Koço 7 gün 7 gece süren düğünden dönerken Latif Şah'la silahına tutuştuğu ladesin ağırlığını omuzlarında hissetmeye başlamıştı bile. Zaman zaman şehirde, tarlada, yolda karşılaştılar ama bir türlü birbirlerine lades diyemediler. Kolay değil. Kolay iş değil silahına lades tutmak. Ne de olsa silah namus demektir.
Aradan haftalar, aylar geçti. Koço bu lades işine kafayı iyice takınca köylünün de diline düştü. Hatta ona lades üzerine şakalar bile yapılmaya başlandı. Koço sen bir Latif Şah'la iddiaya girmiştin. Ne oldu o iddianız? Masada da dalgın dalgın vuruyorsun ha. Koço ne oldu bu mesela bu iş Koço? Sen işine bak, elindeki işini gör. Sen onu ne yapacaksın? Silah namus demek ki. Öyle mi arkadaşlar? Hadi işine bakın bir şey. Koço yana da girmiş Koço. Güzel. Onu da aç bakalım, o neymiş öyle ha? Bu da böyle Yemeni türü, yazma türü. Bakalım onu aç. Bu da amcam hediyelik eşarbımız. Kırmızı bir şey yok mu? Kırmızı da var. Şimdi acele bakalım ha. Selamun aleyküm Letibo. Oo, aleyküm selam Koço. Düğünümüz var da hele bizde efradat çok ya. Biz de biraz bir şeyler alacağız da onun için. İyi. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Döşemelikten. Yok, onun az. Şunu yok. Bundan biraz daha fazla alak. Olur. Olur. Çocuklara şey yapacağım. Bundan 4 metre. Bunu istemiyorum, yok. Bundan istemiyorum, yok. Bundan istiyorum. Bundan istiyorsun. Tamam. Şunlar hemen 4 metre, şundan da 2 metre. Metre. Koço, hele buyur bir cigara yak ya. Abi, aha bu. Yak Koço, yak. Bilirim, aklındadır ha. Bunlar. Hele. Bilirim, aklındadır. Aa, o basmadan da alalım. Buyurun. Ondan da... Empirme oluyor efendim. Empirme. Çok güzel. Hele bir de şuna bak, şu yeşil. Aha, bu güzel. Bak şuna. Bu ikisini ayırdık. Onları ayırdık. Bir de bunu aç bakayım hele şuna. Aç hele şuna. 2 metre onunla, 4 metre de bununla. Ya bu yaz günü otun başında yatılmaz. İşinizi görün, çaresi bilsin, tarlanızı bilsin, malınızın alafını görün. Yağdı onun için. Ondan dolayı mecburen öyle otun başında böyle bir şey yaptık. Muhabbet. Tamam mı? Muhabbete vardık. Muhabbete seni de gördük, neşelendik. Tamam. Koçu emrinin çayını da ver. Şinas. Tamam. Koçu emrinin çay iç ya. Al hele buyur. Lades! Sen ne yapacaksın burada? Kardeşim Lades. Bir çay daha da olur. Kızma koç emi, kızma. Otur, tamam, otur, otur. Şaka yaptık ya. Şaka ya. Ya ben çayımı kendim içerim kardeşim. Siz ne yapacaksınız? O bizim sorunumuz. Dedik ne oldu filan o meseleniz ya. Biz de bir gülelim diye. O hele bir kış gelsin ondan sonra biz hele bir gülme işe mi? Bir hatırlatalım dedik ya. Biz de boşuk bir gülelim ya. Ne sinirleniyorsun koç emi ya? Olur amca, olur. Ya, o Latif Ağa'yla benim sorunum. Siz gelir de siz benimle ne diyor? Sende bir şey oldu herhalde. Koç emi ondan şaka yaptı. Tamam koç emi. Heruam onca nuhale koç halini çömele. Onca bana cenahı hırpalamışken. Bu sefer niye? Koçu Latifi namuslara şahte. Lades guretu. He. Ha anlama. Ay he. Ser bağlış veriştira şey şehir. Raşta Latifi şah bir ayra. Ya kız anlamıyorsun.
Her gece rüyasında Latif'i görüp kalkıp karısından kıncını alıyormuş, kız azmış her gele. Kız ne yapıyormuş kıza? Öyle değil de dögirmiş öyle kıncını alırmış. Ah, ay yazıktır. Koço, iyi misin? İşine baksan. Tut hele dizgini. Rades, 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 Rades. Koço! Koço abi gel etme eyleme. Bu tipi de boranda gelirme Koço. Koçağım kurbanın olam. Ocağımı söndüreceğim kurbanın olam. Git ben, git ben gideceğim. Koçağım kurbanın olam. Gel etme eyleme, bu tipi de boranda gedilmez. Koçağım yalvarırım. Ayağının altını öpem koçağım. Tamam git. Koçağım. Koçağım. Gel oğlum gel. Gel. Koş. Koş yetiş baban gidiş. Koçağım. Koçağım yalvarırım. Dur baba. Koçağım yalvarırım. Koç. Koçağım yalvarırım. Bu tipi de boranda gedilmez. Oğul koş. Koş oğul yetiş. Koçağım. Koçağım kurban olam. Bir de oranda gidin hep. Dur babam. Dur babam. Dur babam. Koçağım kurban olam. Ocağımı söndüreceğim koçağım. Dur babam. Koçağım. Bir de yedirme. Ol kutu. Ol geçin. Koçağım. Koçu! Söyle dizgini. Aklımda, aklımda. Hele gel içeri koçu, hele gel. Hadi gel içeri koçu, gel. Koçu! Koçu, tipi var, gel içeri kardeşim. Ya koçu! Gel içeri, gel içeri. İçeri gel koçu! Hele delirdin mi koçu be? Koçu! Allah'ım! Thank you.
Ahlı mülo, lü mülo, lü mülo, lü mülo, lü mülo, derdi emre lü mülo, pepü guaneno. Lü mülo, koço, koço, koço mu va meşo, koser puko, serdo, tümrena, koço. Lü mülo, derdo, 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 derdo. Ahlı emre, aman ole. Koço yar edilim no horti cemno şo kozerde lo 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 Çay var. Çay varsa bir bardak alalım. Tamam, koy koy. Kubilay koy oraya, Kubilay koy oraya. Soğuktan geliyorsunuz herhalde. Evet, çok soğuk. Nereden geliyorsunuz? Çıldır'dan, merkezden. Çıldır'dan. Kayseri minibüsü de diyorlar inata girmiş, gölün üzerinden gideceğim diye. Öyle mi? Göründü mü oralarda, var mıydı? Yok, görünmüyor, hiç görünmüyor. Evet. Soğuk vardı, tipi vardı. Bayağı tipim soğuktu. Vardı. Çok soğuk. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ey yolculuk, ey güzel. Burası ey ya. Kırıldık o tipi de ya. Kızım, sizin geldiğiniz yolda da tipi var mıydı? Kötüydüm. Ha? Çok kötüydü. Ya bizim orada çok kötüydü ya. Çok kötüydü ya. Nasılsa minibüs gelemeyecek. Yok, gelemez minibüs. Ey Lele, bu hikayenin sonunu yolda hiç dinleyemedik. Bu hikayenin hele sonunu bağlada göreceğiz. Bu hikayeyi senin ağzından birazsa dinlemek isterdim ya. Hele. Soğutmayalım çayımızı, söyleyelim bakalım ne geldi Latif ile Koço'nun başına. Ne oldu dersiniz ha? Koço inadına yenik düştü, gitti. Latif de sen Koço'nun tabancasını alıp da beline sokamadı. Ha, ya, ya. İkisi de geçti gittiler değil mi? Bize bu inattan iki tane mezar, bir de hikaye kaldı. Ben de size bu hikayeyi anlattım. Bu hikayeden nasibini alanlar kimler oldu derseniz, uzun kış geceleri açlıktan kırılan kurtlar, onlar nasibini aldı. Bir de ben nasibimi aldım. Toydan toya, şenlikten şenliğe giderim. Koço'nun ve Latif'in hikayesini anlatırım. İşte burada oturduk. İnat edenler de bu işten hele biraz ders alsınlar derim. Bu anlattıklarım da onların kulaklarında bir küpe olarak nükte kalsın ister. Taylarız için geceye kalacağız. Devam edeş yolumuza, tipi kaka. Benim çaylarım alın. Ah bu Muhammed fanıydın yayın. Daha benden geçtiğini yayın. Ah daha benden geçtiğini. Gençliğimde top oynayırdım, ah sağ benden geçtiğini. Sağ benden geçtiğini, ölem ölem ölem. Kayser kardeş, bu kızak ne oldu, yolcuları ne oldu? Kızak, Dalıdaşo inat etti, teknolojiyle minibüsüyle yarışır. Yolcular üstünde üşüdü, atları terledi. Yolda kapalı, bir yakıntıya gitti, bir yakıntıya kalacak. Sabah yoldura devam edecek. Ya bu inadı bırakın, sizin bu inadı millete kıracağım. Yapmayın, etmeyin ya. Alın çağırın, buyurun. Asimiso'da geldi. Ooo, maşallah, malakan Kayser.
Hele hele, hele bunun bir de dönüşü var değil mi ha? Deli taşı oynan gene yarın tutuşacağız biz. Minibüs yolda batıp. Minibüsü çıkardı. Ya dediler ki yolda batıp çıkaramadı. Kıza hiç gelemedi. Ya taşo diyor ki biz ondan önce gelirdik. O önümüze geçti, bizi bekletti. Taşo'nun atının biri terledi, yoldan düştü. Kıza az kaldı devre. Senin inadından bizim başımız belaya girmiştir. Mallakan Kayser. Deli taşo'nun inadını da desen. Taşo'nun inadı yok. Taşo atınla beraber yürür, atınla yatar. Atınla yatıyor şimdi, taşo gelmedi buraya. Şimdi sabahtır beri bu Kayser'in minibüsü. Taşo'nun kızı yolda birbirinizi geçtiniz. İnat. Gelsenize bu inat üzerine bir iki diyesiz. Bakalım inat nasıl olacak. İnat. Aşık Mehmet soyasından, başta kafanın o oyasından, kibridinin boyasından kız çıkaramaşır. Sorusundan korkmam senin ilisinden, çel kafayı derisinden tuz çıkarmam senden. Aşınlar, ikinizi de dinledik. Ağzınız var olsun. Şimdi ikiniz de ustasınız. Bu aşıklıkta gelenektir. Siz böyle yenişemeyeceksiniz. Meselci Memişemi burada. Lele sen bunlara bir ayak ver. Ondan sonra bunlar ustalıklarını ispat etsin. Hele mi? Hele Bayram. Bayram bir tane tahta getir, bir de kirpit getir bakalım. Ey Kerem var, Aslı var. Ferhat var, Şirin var, Tahir var, Zühre var, Gül var, Bülbül var. Sağ olasın Bayram. Ben size açık bir muamma soracağım arkadaşlar. Şimdi 5 kırık çöp, 1 kırık kalp. Nasıl olacak da el değmeden, hiçbir şey değmeden bu bir yıldız haline gelecek? Soru bu, muamma bu. Bir açık vermesi lazım ki bir ışık bu kapıdan çıkmak lazım. Bu bir aşk hikayesidir. Bir delikanlıyla bir kızın hikayesidir. Vakti zamanında Ardahan beylerinden Yasin Bey'in bir oğlu var. Oğlanın adı da Yusuf. Şimdi Yasin Bey ister ki oğlu evlensin de mürüvvetini görsün. Gider der ki işte şu beyin kızını alalım sana oğlum. Oğlan yok. Şu beyin kızını alalım oğlum. Oğlan der yok. Ben kararımı vermişim. Ben seni Ur Bey'inin kızınla ne vereceğim? İran Şahı'nın kızını istedim. Sen istemedin. Ama Ur Bey'inin kızı benim gelinim olacak. Ben torunlarımı kucaklayacağım. Bu kale, bu dağlar bizim dağlarımız. Bu dağlar benim soyumun dağları. Seninle devam edecek. Hele evleneceksin mi bakalım ha? Onu da istemiyorum. Ben gönlümü başkasına vermişim atam. Ne demek benim gönlüm başkasındadır atam? Ben sana İran Şahı'nın kızını istemişim, benim gönlüm başkasındadır atam. Ben sana Ur Bey'inin kızını istemişim, benim gönlüm başkasındadır atam. Kimmiş bu senin gönlün? Cambazlı Şahsenem'e vermişim gönlümü atam. Ne? Cambazlı Şahsenem'e? Ben çi güyüyem, tam buram çi müyüzenet. Ben sana beylerin kızını istirem, ben sana şahların kızını istirem. Sen gitmişin Cambazlı köyünün Şahsenem'ini istiysen. Ne biçim iştir bu? Subay mı kalacaksın? Ben sana ancak bey kızını alacağım.
Bahar duydun mu? Neyi? Seninki de köyden bir fakir kızı seviyormuş. Çirkin bir kız üstelik de. Sevse ne olur ki? Benim babam A, onunkisi de B. Beyle A birbirine yakışır. Onun ister babası beni mi? O kendince. Hiç duymamış olayım Zelda. Bir daha böyle bir laflar söyleme bana. Ne diyeyim sana? Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Benim derdim çok. Derdine ortak olur Selma. Buyur efendim. Bize bir şey, bir rakı getir. Baş üstüne. Ne kolay. Eyvallah, sağ olasın, sağ olasın. Sen susuz içersin değil mi? Tabii, öteden beri. Öteden beri, ha. Hadi bakalım. Kıymetli şerefine hoş geldin. Hoş bulduk. Şamil'e. Sağ olasın senin şerefine. Maşallah sana, maşallah. Hala eskisi gibi götürürsen ha. Hemen hemen. Hemen hemen. Şimdi Piro, derdimi sorarsan benim oğlan. Seni vereceğim. Kiminle? Kiminle vereceğim? Bize layık bir insanla vereceğim. Ur Bey'inin kızınla vereceğim diyorum. Ur Bey'inin kızı zengin. Para var, mal var, mülk var. Sende yok. Bende de var ama işte onun için. Hı. Şimdi bu gitmiş der ki, yukarı cambazlar köyünden Şahsanem'in kızını alacağım ben. Şimdi benim oğlan bu kızdan nasıl vazgeçireceğiz? Ur Bey'inin kızı razı. Ama ben ona bir mama yapacağım. Oğlunu ondan vazgeçirecek. O kız o mamayı çözemeyecek. Çözemez mi? Mümkün değil. Çözemez diyorsun. Çözemez. O zaman da bizim oğlan vazgeçecek mecburen. Mecbur vazgeçecek. Diyeceğiz ki kıza, şimdi sana bir muamma soruyor Piro Ağa. Ha. Bu muammayı bildin, bilemedin, bizim oğlan senden evlenmeyecek. Mümkün değil yani. 40 sene sonra gene çözemez. O zaman bunun şerefine içeriz. İçelim. Hadi bakalım. Sana da hoş geldin derim. Sağ olasın Piro Ağa. Hele muammanın şerefine. O muammanın şerefine. Hadi bakalım. İmkan yok. Çok iyi. İyi. Sağ olasın. Hadi sen şerefine içelim hadi. Şerefine, senin kusura şerefine kalmayacağım. Senin kıymetli şerefine. Senin kıymetli. Hoş geldin. Bu muammayı ben öğrenemem mi? Bana söylemez misin? Mümkün değil canım. Söyle ya. Mümkün değil. Hele bir dolu daha içelim, söylersin belki. Hele bakalım. Bana da söylemeyeceğim. Bakacak bir taraf yok. Bu muammayı kimse bilemez. Bilemez. Bu kız da bilemeyecek mi? Kız da bilemeyecek. Sana bir defa 40 sene sonra ışık yok. Bu muammayı ne zaman, nerede soracaksın? O kalede soracaksın. Benim kalede mi? Senin kalede. Kızı da çağıralım mı? Çağıracağız. Yani bir o, sağ olasın. Teşekkür.
Baksana, atam seni görmek istiyor. Niçin? Sana bir muamma soracakmışlar. Eğer muammayı bilirsen ikimizin evlenmesine izin verecekmiş. Yoksa evlenmemiz mümkün değildir. Ya bilemezsem? Sen bilirsin. Ben sana güveniyorum. Hep bilir gözüyle bakma ya bilemezsem. Bilirsin sen. Hele Mirza gel bakalım gel. Hah. Maşallah kızım hoş gelmişsin. Buyur otur gel. Mirza sen git hadi. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin güzel kızım benim. Hoş geldin. Bak bu Pirova, bu da Mustafa Bey. Bu da bizim gelin namzedimiz. Bak güzel kızım. Maşallah. Maşallah. Çok Allah güzel değil mi? Çok güzel. Bak benim güzel kızım. Sana bizim ailemizin bir ananesi vardır. Ta atalarımızdan kalma. Şu yukarıdaki kaladan sonra bu kaleyi yaptım. O günden bu yana maşallah. Biz alacağımız gelene bir muamma sorarız. Bu muammayı sorarız. Kız bu muammayı bilebilirse o zaman gelinimiz olur. Bu kalanın da sahibi olur. Yok bilemezse o zaman anneannemiz, geleneğimiz bunu söylemiş. Onu kabul etmiş. Çaremiz yok başka. Sana kim soracak muammayı? Piroa soracak. Kalbimden dilerim ki sen bu muammayı bilebilesin. Hadi bakalım. Sor bakalım muammayı Piroa. Kızım, sana bir muamma soracağım. Bu elimin altındaki 5 tane çöp var. Bunu elin ayağın değmeden, hiçbir yerin dokunmadan bunu yıldız yaparsan sana 40 gün müsaade. Yaparsan buyur. Kızım, bu yıldız gibi olacaksın. Kendinden başka hiç kimseye söylemeyeceksin. Ali yardımcı, Hızır kılavuzun olsun. Anladın mı kızım? Anladım. Tamam. Şamila hayırlı olsun. 40 gün sonra düğün dernek kuracaksın. Bizleri davet edeceksin. Bu ihtişama karışacağız. Hadi bakalım kızım. İnşallah. Şimdi bak hiç kimseye sormadan, hiç kimseye danışmadan, elini ayağını sürmeden bu kırık çöpleri, 5 kırık çöpü eğer bu yıldız haline getirebilirsen, aha ben de sana söz veririm. Ben de sana 40 gün 40 gece düğün dernek yaparım. Oh. Ama bulamazsan o zaman bizim ailemizin adeti üzere bu düğün olabilemez. Al kızım ye ekmeği. Kendine zahmet verme. Oğulları batsın, kendileri batsın, kaleleri batsın. Alana götür yemiyorum. Kaldır şu çöpleri ne at. Kötekle ne yapacaksın sen çöpleri? Yok ana yok sonunda başaracağım. Müsaade. Bu yıldız gibi olacak. Ya bilemezsem? Sen bilirsin. Bu muammayı bilebilirse o zaman gelinimiz olur. Bu kalanın da sahibi olur. 40 gün müsaade.
Kaleleri yıkılsın. Sayılı günler hızla geçmekte. Şahsenem muammayı çözmek için inatla günlerini bir masanın başında geçirirken 40. günde gelip çattı. Yoksul kızı Şahsenem'den haber çıkmaması Şamil Bey'i çok sevindirmektedir. O gün Piro Ağa'yı ve şahit Mustafa Bey'i kalesine davet edip kızın gelmediğini onların da tanık olmasını istemiştir. Şimdi bu arada 40. gün tamamlanırken Şamil Bey, Ur Bey'inin kızını da kaleye çağırıp el öptürmüş ve düğün hazırlıklarını başlatmak için adamlarına emirler vermiştir. Hadi git bakayım orada dur bakayım sana şu güzel Fakat 40. günün güneşi dağlardan aşağı inmeye başlarken Şahsenem'in 40. gündür oturduğu masanın başında bir mucize olmuştur ve sevinçle fırlayıp yerinden tutmuştur kalanın yolunu. Konuklarını göndermiş, yarın başlayacak düğünü heyecanı içindeyken Şamil Bey. Ne oldu kızım? Murabbayı çözdüm. Çözdün mü? Evet. Sen çık dışarı, hadi. Nasıl çözdün? Gel bakayım. Al çöpleri. Bu muammayı çözmek. Çöz bakalım, görelim. Kimseye danışmadın, değil mi? Hayır. Olmuyor. Olur. Nasıl olur? Birazdan. Nasıl birazdan? Oldu. Nasıl çözdün bunu sen? Piro dayı mı söyledi sana? Hayır. Nasıl buldun peki? Ağlarken gözyaşım düştü, böyle oldu. Ay koca Allah'ım, bu da mı gelecekti başıma? Ben şimdi mecburum seninle sözümde durmaya. Mecburum seni gelin almaya. Mecbur değilsiniz, ben kabul etmiyorum. Nasıl yani? Neden? Ben bu muammayı çözdüm. Oğlunuz beni gerçekten sevseydi böyle darlara düşürmezdi. İstediğinizi alabilirsiniz. Beş kırık çöp birden bir yıldız olmuş ve bir kırık kalbin etrafını sarmış götürmüş. Gerçekten ağır bir muamma oldu memişlerin muamması. Ustalık erkanına göre söz sizin, sohbet sizindir. Hadi buyur. Ne
Ay kız senin memelerin hiç bilmirem ay neye benzer, hiç bilmirem neye benzer. Birimimdi biricimdi, birimimdi biricimdi, bunlar kavga eden kimdi? Biri teze doğmuş gündü, biri teze aya benzer, ay aya benzer, ay aya benzer. Sağında yasın şüresin, sağında yasın şüresin, solun elif baya benzer, solun elif oy baya benzer, solun elif baya. Benim kocam böyle delikanlı. Oh, atlara vurdu bu kavçayı. 5 dakikaya hoppanıyor atlar buradan oraya. Şimşek buzun üstünde çıdıra gelirler. Benim minibüsüm gelir. İçinde teybi, içinde kalorförü, içinde her şey var. Senin neyin var? Bir antra koyayım. Bir tırık battanı ya. Bana laf edeceksin. Telefon ile karayolun arabaları kocanın orada kutasını battı orada kalır. Otra baba minibüs yolda kalır. Yolda kızak geldi. Kızak geldi, minibüs yolda kaldı, yolda. Telefon eyle. Benim kızayım erken gelirse sen bana ne vereceksin? Sana bir gaz vereceğim. Benim minibüsüm gene de sen ne vereceksin? Ben de sana bir tüyük vereceğim. Tamam. Ay abla, ne inatlaşırsan. Kız ah minibüsten çabuk gelir, da. Senin kocam, benim kocamla tez gelir. Ay gelin, ay Sevle, kurban olayım. İşe rahat koşmuşum. Dağlar aşık kocam ki bununki... Batu yolda kalır derim, benim kocam seninkine tez gelir. Lan Sevle, minibüsümü tez gelir kızım. İndi sen anlayın. Sen oraya niye bağırsın bunlara? Vay kocalar ya. İddiaya girmişler. Ha, yarışa girmiş iddiaya. Kocalar, bunlar da iddiaya girmişler. Biri minibüsle, biri de kızakla. Gölün üstünden gelir kızak, minibüsle yoldan gelir. İndi o diğer benim kocam yenecek, o diğer benim kocam yenecek. Hangisinki yenerse gaz bir gazına iddiaya girifler. Kara. Ey tamam, göre hanginizinki yenecek? Kızak gelecek. Ey tamam, inşallah. Ay bir göreyim, kızak kaydı geldi. Tamam. Minibüs de yollarda kalıptı, karın içinde batı orada kalıptı. Geldi. Kara Batı seni ki hayvanlara çok eziyet verdim be. Derler ki inat ateş kimindir ha? Çok tutarsan dilinde dilin yanar, çok atarsan içine için yanar ha Daşo. Balakan Kayser bizi indirmiş. Akşama da bizi unutma yoksa par yalanmazsa. Kayser efendi bizi indir. Bizi nereye götürürse. Hayır ay kişi sen de inecek yer mi buldun? Basıp kıza yolun gidiyor ya bizi keştin. Vay nalet olsun işe ya. Nalet olsun işe. Nalet olsun. Kayser Kemal, hey, kaldın mı yolda ha? Kaldın mı? Hele kolay gelsin hele, biz gideriz kızı giden ha. Ha.
Binin. Baba binin, binin, ben götüreceğim. Binin. Ya korkmayın, bir şey olmaz. Ya bunun içinde sıcak kaloriferi var, açacağım kaloriferini. Yolda kal. Hayır, görelim ben. Kıza hiç göremez. Sarı taşıya umutlu olurlar mı? Götürüpsi dağda, yollarda kıracak. Sıcak verin, ben bu adama laf anlatamadım. Yani böyle kalın kafa adam olmaz yani. Adam biraz mütevazı olur. Ya alt üstü bir kızeşçi. Sen duymuş muydun o bir inatçı şahı vardı, şahı. Duymadım, hele anlat bakayım. Hele toplumda bizi pişman eliyerdi. Artık bu işin uzmanıydı, neydi, ne vardı, deleviresini mi bilirdi? Hep kazanardı, hiç kaybetmezdi. Bir gün ne yapar bu adam bilirsiniz mi? Yani duyduğumuza göre. Dedelerimi falan da iyi tanıdığı, komşuların, yaşlıların tanıdığı iyi birisi. Ha. Bu adam şimdi öyle işin uzmanı olmuş ki, gider her zaman bankaya para yatırar, Yatırar, anlaşılan nasıl birini bulmuşsa hiç para çekmezmiş. Nasıl olar ki bu yatırar bu parayı nereden alar? Hiç çekmez. Yatırar, bunun müdürün dikkati çeker bir gün. Müdür der ki, arkadaş, hele gel de bir çay içelim. Müdürle oturur, bir çay içer de bir sohbet edelim, bakalım. Efendim, buyurun. Sağ olun. Buyurun, hoş geldiniz. Ya, sağ olun, sağ olun. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Nasılsınız? Sağ olun, Allah şükür. Siz nasılsınız efendim? İyiyiz vallahi. Şah Bey, valla çok merak ederim. Bir banka müdürü olarak müsaade ederseniz size bir soru sormak isterim. Yıllardır buraya gelirsiniz, gidersiniz, hep para yatırırsınız. Fakat hiç para çektiğinizi görmedim. Para yatırmak için değil mi? Yani onun yanında bizim de 5-10 kuruş paramız var. Ama bu yani bankadan para çekmek biraz getirdik yatırdık. Size lazım değil mi para? Çekeyim mi istersin yani? Ha? Hayır. Bir tarafta affedersiniz. Affedersiniz. Müsaade ederseniz telefonu. Alo. Sağ ol kızım, sağ ol. Bir şeker alayım. Sağ olasın. Alo. Maşallah. Tamam, şey yapalım. Hesabı yatırın. Pek de güzel bir yazmış sen. Misafir edin siz, benim için misafirim var. Maşallah, görüşmek. Maşallah. Maşallah. Ya böyle, efendim ben sizi rahatsız ediyorum. İşiniz gücünüz var böyle. Bizim işimiz sizsiniz efendim. Valla Allah aşkına çok merak ediyorum yani. Sizin hiç mi paraya ihtiyacınız olmaz? Hep yatırıyorsunuz. Ne iş yaptığınızı çok merak ediyorum açıkçası. Valla bir işimiz gücümüz var tabii Müdür Bey, ama yani bir işimiz var tabii. Çiftçi misiniz? Bir şey mi alıp satarsınız? Çok merak ediyorum. Ne olur söyleyin ya. Şimdi dışarıdaki adam zor, kahveci zor. Benim mesleğim de çok zor bir meslek. Çok, çok zor. Çok sır zor. Yani söylemeyeceksiniz. Yok, söylerim efendim. Efendim, bendeniz bahse girerim. Bahis? Bahse girerim. Hiç kaybetmez misiniz bu bahisle? Hep kazanırım efendim. Nasıl ya? Hep kazanırım. Değil, vallahi. Hiç kaybettiğim olmaz. Hep kazanırım, getirir parayı yatırırım bankaya. Bir kısmını da cebime koyarım. O dedi şu kadar, siz dediniz bu kadar. Bir kazanırsınız, bahis dediniz nedir? Bir de kaybedersiniz. Var mı? Yok. Ben hep kazanırım. Hep kazanırım. Kaybettiğimi de gören olmamış şimdiye kadar. Benim adım Bahisçi Şaho. Cambaz Şaho. O cambaz oradan geliyor. Ben kazanacağımı bilirim. Bak şimdi. Kaç yaşındasın? 32. Maşallah. Bak. Saçların da kapkara ha. Siyahtır tabii. Kapkara. Aileden bizim genetik. Öyle mi? Hiçbir beyaz yok. Yok. Mesela ben sana desem ki senin saçın bir ay içinde olmaz. Ağaracak.
Olacak iş. Bir ay içinde. Bir ay içinde. Efendim olmaz. Bir ay içinde zaten halinizin amudu fıkarasında aha bu büyüklükte beyaz bir kıl çıkacak. Beyaz kıl? Evet. Simsiyah adamdan saçlara bak. Benim vücudumun hiçbir yerinde beyaz bir şey yok. Ama amudu fıkaranızda kalın bir beyaz kıl çıkacak. Şah Bey, biz tamam girdik iddiaya da ben merak ederim bu amudu fıkara nedir? Eski Türkçe bir şey. Şimdi müdür beyciğim, amudu fıkaraya nasıl söyleyeyim affedersiniz. Yani kıçınızda, kıçınızda aha bu büyüklükte bir beyaz kıl çıkacak. Ya içinde. Çok şakacısınız vallahi. İsterseniz yani olacak bir şeyine girelim biz bahse. Ben koskoca bankanın bir müdürüyüm. Böyle bir iddiaya girebilir miyim ben? Niye giremeyesiniz? Müdür bey, amudu fıkaranda bu büyüklükte beyaz bir kıl çıkacak. 10 milyar. Çıkmaz bak. Nasıl çıkmaz? Bak simsiyah saçlar. Ben çıkar diyorum. Çıkmaz. Çıkar. Vallahi 10 milyar. Bir ay içinde. Bir ay içinde? Bir ay içinde. Efendim olmaz. Olacak. 10 milyar. 10 milyar. Bir ay içinde. Sırf. Ya sırf sizi hani alt etmek için peki kabul ettim. Allah'ım ne olacak? Yeneceğim sizi. Bir ay içinde bu büyüklükte beyaz bir kıl çıkacak. Bir adamla gelip bakacağız şahitle, tamam mı? Bu sefer kaybettiniz ama kimse duymaz. Kimse duymuyordu, kimse duymuyordu, kimse duymuyordu. Bir de şahit getireceğiz, bakacak. Çıktı çıktı. Çıkmaz. Çıkacak. Çıkmaz. Çıkacak beyefendi. Ben bu beyazı görmeye başladım bile. Dur bakayım, sen kapkara diyorsun, ben beyaz hiç diyorum. Hele bakayım hele. Bizim mahallede hiç beyaz yok. Oo. Ben bu beyazın diplerinden çıkmaya başladığını bile gördüm. Fakat ters dönecek, amudu fıkaraya doğru bir hareket edecek. Buna katiyen eminim. Bendeniz katiyen, hissi kablel vuku değil. Bu bir bilim. Bilim? Bilimdir. Bunu ben hissi kablel vukuyla buluyorum. Sen bunu katiyen fark edemezsin. Olmaz hocam. Aynayla bakacaksın, göreceksin. Ben de mürekkep yolladım o kadar senelerce. Efendim çok rica ederim. Aynayı alacağım. Bir ay sonra bakacaksın ki aha bu büyüklükte bir beyaz kıl orada çıkmış. Ben de parayı koparacağım. Onu rüyanızda görürsünüz siz ancak. İsterseniz size bir ayna hediye edeyim bendeniz. Aynanız ben alırım aynamı. Bakmasını becerebilecek misiniz? Bak müdür bey. Şimdi Amerika mı kazanacak, Irak mı kazanacak? Bu tamam şimdi. Biri kazanır ama biri kaybeder şimdi. Ama hep kazanan biri daima bulunur. Yani kim kazanır sizce? Vallahi Amerika kazanır diyorum ben. Onu sanki bilemem. Irak'a bombaları yağdırıyor böyle. Asıl kazanan başkası olur bu işin sonunda daima. Daima. Amerika da kazansa, Irak da kazansa bombayı yapan kazanır. Şimdi Amerika mı kazanacak, Irak mı kazanacak diye senden ben bahse girmem. Ben kimin kazanacağını çok iyi bilirim. Çok iyi bilirim. O ya kadar iddialısınız. Kazanacaksınız. Ya, benim meslekim zor. Kime sorsan mesleği zor da benim mesleğim en zor. Cambaz Şako başka bir adam. Vallahi kaybedeceksin. Kaybetmedi müdür bey. Neyse, neyse canım, neyse. Mayıs, Nisan'ın 26'sında, yok 25'inde buradayız. Olur. 25'inde olacak işte. Yani. Ben de beyaz çıkacak da evet. Siz para kazanacaksınız benim üstümde. Evet, Allah'a çok şükür. Hadi sen git. Yeşil. Merhaba, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz müdürüm. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya bana bir ayna lazım. Nasıl bir şey müdürüm? Ne bileyim, göster bakayım neler var. Bu nasıl müdürüm? Biraz büyük ya. Daha küçük bir şey varsa onu rica edeceğim. Bu nasıl müdürüm? Bu fena değil. Nasıl müdürüm, bir çayımızı içer misin? Fena. Yok, yok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çay içmeyeceğim. İyi, olur bu. Olur. Bu fena değil. Göreceksin. Bahse girmişik bir kere. Hadi bakalım. Gir. Oo, sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ olun.
sağ ol, sağ ol. Hoş geldiniz. Görüşemiyoruz uzun zamandır. Evet, zamanı ancak geldi. Yani geçti bir ay. Evet. Peki. Nasılsınız? Gelirdiniz, para yatırdınız falan. Ancak. Muhtar Bey siz nasılsınız? Sağ olun Müdür Bey, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Siz de sağ olun. Bir şey ısmarlayayım size, çay içersiniz. Çay içerim. Çay içerim, içerim. Ebru Hanım. Ebru Hanım. Misafirlerime çay, bir de ben içerdim. Hey, sağ olun Müdür Bey, sağ olun yani. Nasılsınız? İyiyim işte, bildiğiniz gibi çalışıyoruz. Sizler de iyisiniz. İyiyiz, iyi, sağ olun. İşte beraberce muhtar kardeşimizle parayı denkleştirdik, getirdik. Gel. muhtar. Yani Müdür Bey çok yaman bir adam. Sağ olasın Müdür Bey. Yani bu muhtarı da getirdik ki bu işin sonuna varalım yani. Değil mi? Göreceksin. Sen de göreceksin. Sen de göreceksin Müdür Bey. Bu kaybedeceğiniz para biliyorsunuz değil mi? Yok canım. Ya bu kadar ciddi misiniz Allah aşkına bu konuda? Yani ben hani şaka diye düşünüyorum yani. Estağfurullah yani. Müdür Bey şakası var mı bu işin yani? Görecek değil mi? Tabii tabii. Hadi bakalım. Yok. Sağ olasın güzel kızım. Ay maşallah sana maşallah maşallah. Şahab Bey. İsterseniz vazgeçin bu işten. Yok, yok. Estağfurullah. Ciddi alınacak bir şey değil. Müdür Bey, ayıp ediyor. Değil mi? Evet. Kafaya koymuşuz. Koymuşuz bir daha. Devam. Ha, o kadar evet. İşte. Allah Allah. Bunda ne var? Bahis bahistir. Değil mi arkadaş? Göreceği göreceği. Evet. Bak taşlar simsi yani. Olar da o kadar canım. Olacak, olacak o kadar. Şimdi biz muhtarla çok uzun uzun konuştuk bunu değil mi? Evet. Kaybedeceğiniz şeye hiç girmeyin bence ya. Müdür Bey, bu benim meslekim. Ben mesleğinde çok ciddi bir adam. Siz de uydunuz aklına. Evet. Geldik evet. Hadi bakalım mı? Müdür Bey. Bakalım Müdür Bey. Bakma zamanı geldi. Bakalım. Yani eminsiniz. Tabii bakalım. Ya şaka yapıyorsunuz vallahi. Ya. Müdür Bey şakası bir zaman yok bunun. Bakmaya geldik bakalım. Son kararınız mı? Dalga mı geçiyorsun Müdür Bey? Bakmaya geldik. Hadi bakalım. Bari. Hadi bakalım. Ya. Hadi muhtar gel. Buyurun. Lütfen. Peki. Sağ olun. Muhtar, çantayı ver bakalım. Allah Allah. Allah Allah ya. Hadi hadi güle güle hadi. Hadi hadi yeter. Baktın gördün işte hadi. Hadi güle güle. Ben size söyledim ya. Olacak iş değil. Söyledin vallahi. Söyledin. Hadi gel bakalım yerine gel gel. Allah Allah. Şahı. Cambaz Şahı, bu sefer kaybettin işte paraları. Paralar benim hesaba. İpten düştün mü? He? Müdür Bey. Bunda kaç para var bildin 10 mi? 10 milyar. Benim? 20 milyar var. Bak şimdi. 20 milyar. 20. Bu 20'nin 10'u benim, 10'u senin. Benim param. Kurtardım işte ya. Nasıl oldu bildin mi? Nereden bileyim? Şimdi ben muhtarla bahse girdim. Dedim ki... Dedim ki... Ne dedin? Müdür Bey'in götünü görmeye bahse girer misin? 20 milyar. O da girdi bahse. O 10 milyarı senin, 10 milyarı benim. Ben gene kazandım. İşte... İstersen... Euro'ya yatır, Euro'ya. Müdür Bey, Cambaz Şaho benim adım, bildin mi? Bırakın bu işleri ya. Ya sen kız
de bu saz çalabilecek miydin ya? Canım. Türkü söyleyecek miydin? Sıcak dolacak mıydın? Ben de orasını diyorum. Ya bırakın bu işleri ya. Bu inat işi iyi değil, inat. Ya evet. Ben her zaman inat ettiğim her şeyde kazanmışım. Gene de devam edeceğim inatı. O indi vurup kestirme yel atı kimi gölden gidecek. Sen ne yapacaksın? Hayır. Gölün ortasında o dalı taşı o milleti kıracak. Ne kıracak adam diye. Ben bu adama söz önce demedim. Eşk olsun babasına. Ben de seninle nikalaşmıyorum. Dalı taşı ola ben de vuracağım göle. Sen de nikalaşmıyorsun. Ola zencir bağlayıp ben de vuracağım. Anladım. Bak ben seni bu arabaya binmeyeceydim ama işte bu arkadaşların yüzünden oldu, arabaya bindik, geldin gölün kenarına girmişsin, illa ben bu göle gireceğim. Ya giremezsen göl, göl kırılacak, bu araba içine düşer, çıkamazdık, biz de boğulduk. Sen inadına girsen ya. Yahu sen merak etme ehvam, yapmayın. Bu gölün üstünden ne arabalar geçmiş, buradan ne kızeyler geçmiş. Burada neler olmuş? Burada en az 4 metre kenarlarında buz vardı. İddialaşma, iddialaşma bu Kayser'le. Anam beni kurbanla buldu. Ya Kayser sen nereye gidiyorsun arkadaş? Bu kıza çıktı geldi. Vay evin yıkılsın başta. Ya görün ne yapıyor? Başta arabaya bak ya. Götürüp göle çıkardım. Ya Allah ya bu göle, bu göle uçak iner kalkar, uçak. Bir lafta gidecek. Bir kızaya yeni düşemezdik. Ya bir kızaya yeni düşemezdik. Arabayı da kirşen ile diketti buralar. Ya buraya baksana, burada 2 metre buz var, kırılmaz ya Allah. Tipine bak bir kere bak. Ya boğulmaz, hiç bir şey olmaz. Sonradan görme bir adam. Karar verin, gideriz biz, hadi gel. Anlatalım ya. Ya o paradan değil. Ya o Dalı Taşo buradan gidecek de biz gidemeyeceğiz. Aynı zekket. Gene ne oldu? Ya kız ha keçe yar oldu, ne oldu neden? Ne ünübüs geldi ne de kızek. Olma ya sen toyun hayana kaldığında. Ay toprak senin başına. Bir tövbe sekme o hayana kalsın. Ya ne oldu bunlara ha? Ya bir geri bakalım, yoralım. Bunlar sesimize geldiler, ne oldular? Ya düşmüş olmasınlar bunlar balıklara, yem olurlar be. Orada göze vardı, herhalde oraya baktılar ya. Ya bu inadın sonu pohtur demedim mi ben size be? Doğru dedim. Hep götürüyorlar, hep! Ne oldu dersin bu Kayser Kemal'e ha? Ulan bu Kayser Kemal'in ettiğine bak ya, minibüsü göle mi gömdü bu dersin yani, düştüler mi dersin? Ya kar hiç içine gözükmüyor. İnatçı inatçı böyle olur. Hadi gelin çabuk dönüp bakalım kızlara bir kere, hadi. Ulan hiç gözükmüyorlar. İnadın sonu pohtu dedim, hadi hadi. Zaten her şeyi pohladı, ne oldu? Bu Kayser Kemal'in namussuzluğudur, bu başka ne yoksa, hadi. Gel aşkım. Gavur Kayser Kemal'di, Gavur Kayser göle. Gözünü köle verdi, suya verdi. Suya verdi, gayet verdi. Dur! Tüfeğe mi düştü, nöçöldü, kızakta dondu, yedi çocuğum ortalıkta kalır. Bu da bir tüyük, bir tüyük olmasın, 3 tüyük verip de ki kocam evime gelsin. Korkma hala, korkma, bir şey olmaz, gelir kocan, sabırlı ol. Gelme ta kızım, gelmedi valla, gece yer oldum, ne iş oldu, ne haber oldu. Biraz daha benzerim, sabret. Karakola bildireyim mi, ne diyorsunuz, kurban olayım. Biraz sabret, az bir şey sabret. Jandarmalara mı bildireyim, karakola mı bildireyim, hayır bildireyim, kocam tip geçiyor, benim çocuklarım ortalıkta kalır hanım. Size ne var, siz gelişiniz, öler birine daha gidersiniz. Bu
bembeyaz karların üzerinde binlerce yıldır birbirinden güzel hikayeler, türküler, destanlar söylendi, yazıldı. Birbirinden güzel. Bahar olunca onlar da karlarla beraber eriyip buhar olacaklar. Fakat kaybolmayacaklar. Yok, kaybolmayacaklar. Bulut olup başka ülkelerin üzerine gidecekler. Ve oralarda belki kar, belki yağmur olarak, belki kar, belki yağmur olarak yağacaklar. Ve oraların insanları bizim aşıkların hikayelerini, destanlarını, şiirlerini dinleyecekler. Ve birbirlerine anlatacaklar. Anlatacaklar. Sonra yine kış gelecek. Yeni hikayeler, yeni destanlar, yeni türküler söylenecek. Zaten ne demişler? Yeryüzünün ilk hikayeleri, ilk destanları, ilk türküleri işte buralarda Ağrı Dağı'nın eteklerinde anlatılıp söylenmiştir, yazılmıştır. Bu böylece bilinir.